Cezaevlerinde uzun süredir yürütülen özel bir tecrit politikası var. Bu tecrit politikası sonucunda birçok cezaevindeki mahpuslar çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunların en başında gelen özellikle İmralıada hapishanesinde Sayın Abdullah Öcalan'ın uzun yıllardır ne ailesiyle ne avukatlarıyla görüştürülmemiş olması. Bu anlamda Türkiye'de yaşanan savaş politikalarına, savaşın özellikle son süreçte şiddetlenmesine ve politikaların artık çok olağan hale getirilmesine karşı aslında onun rolünün oynaması önünde çok ciddi bir engel oluşturması bu terörist politikalarının. Bu anlamda cezaevlerinde başlamış olan dönüşümlü süreli açlık grevleri şu an söz konusu. Daha önceki yıllarda da maalesef bu açlık grevleri yaşanmıştı ve sonuçları çok olumsuz olmuştu. Cezaevlerinde bulunan mahpusların haklarını elde edebilmek için belki de başvurdukları en son yöntemdir açlık grevleri. Çünkü bu biraz da hukuksuzluğun, adaletsizliğin göstergesidir. Aynı zamanda bunun da buna karşı da cezaevindeki mahpusların ortaya koyduğu tepkinin en son halidir. Bu anlamda hem sivil toplum örgütlerine çok ciddi görevler düşüyor. Bunun süresiz dönüşümsüz açlık grevine dönüşmemesi için üzerlerine düşen rolü mutlaka oynamaları gerekiyor. Toplumun bu noktada duyarlılık göstermesi gerekiyor. Özellikle tecridi, işkenceyi bir devlet politikası haline getiren iktidar ve ona bağlı kuruluşların da bunlar dönüşümsüz ve süresiz açlık grevine dönüşmeden bir hukuk devletinin gereği olarak bu taleplerin karşılanması noktasında adım atması gerekiyor. Tecrida ser imrali, serida ser imrali, hatta van girtigehe dini hemi dişeki bi hukuka, dişeki bi adalete. Zaten berve bi hukuku, bi adaleti ya kurnava Türkiye'ye zede berdevam ne ve zede mezin ne ve berveye dayı kene nöbete adaleti. Ez bağırım berkodana on dayıka, rezdariye on dayıka dengi onu hene cihava bete diyar kirneda. Herkes ki ev dayı ki kene nöbete adaleti u tevayi sazi ve keme en tevayi serbi bi adaleti hani bi hukuki hani ne sekinin ez bağırım roj bi roj Türkiye'ye ra ye ne hoş ve Türkiye'ye ra ne hoş çi ve em haznak inca ki cenaze girtige ha derkevin va salane girtiye siyasi gelek cenaze on derketin cenaze bira idi der ne yani bira tecrid ser her ser girtiyor rave tecrid mafi miruftaye nine tecrid dijmintaye miruftaye tecrid bi adaletiye bi hukukiye bira tecrid servan kesara ve seri da Briz Öcalan seri da ser tecrid da serviye u hami girtiye siyasiye dini tecrid de ona havce dike kurrave sistem açıkçası iflas etmiş. Türkiye'de o anlamda bir muhataplık problemi de var açıkçası. Öyle ki Türkiye'deki sorunların birçoğunun aslında temel kaynağı burasıdır. Yani bugünkü hukuksuzluğun, yargıdaki yargının bağımsızlığını yitirmesi, Türkiye'deki demokrasinin tükenmesi, özgürlüklerin kısıtlanması, kamu kuruluşlarının keyfi davranışları, kayyum uygulamaları bunların tamamında aslında bu uygulamaların zemin yarattığı bilinmelidir. Ondan dolayı buradaki bu yaklaşım ya da bu uygulama başta işte İmralı'da, daha sonraki işte mahpuslarda ve şimdi artık topluma da yansıyan, bugün annelerin öncülük ettiği bir nöbet gerçekliği var. Başlı başına gerçekten bir ülkenin belki de mercek tutması gereken en mühim, en elzem alandır. En gerekli alandır. Çünkü siz buraya bir ışık tutmazsanız, buradan bir çözüm oluşturamazsanız, Türkiye'deki hiçbir soruna çözüm üretemezsiniz. Gerçekçi çözüm üretemezsiniz.